Merhaba İnan Dedektör takipçileri. Bugün Kuzey X alan taramayla Azerbaycan'dan gelen değerli misafirlerimize cihazla alakalı arazide kısa bir tanıtım videosu hazırlayacağız sizler için. Cihaz nasıl kullanılır, arazide ne şartlar gösteriyor, neler yapabiliyor, bunları anlatacağız size kısaca. Abilerimiz cihazımızı almak için buraya kadar gelmişler. Şimdi cihazla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum kendilerine. Cihazımız 4 fonksiyonda çalışabilen bir alan tarama sistemidir. Uzaktan algılama teknolojisine sahip bir sistem. Cihazın şu şekilde bir kolu var. Buradan takarak şuradaki çubukları söküp buraya takıyoruz. İster tek kişi kullanabiliyor ve isterse buradaki çubuklarla şu şekilde de kullanım sağlayabiliyor. Şimdi burada bizim elimizde skat girişlerimiz var. Şuradan kırmızıyı kırmızıya takıyoruz. Siyah siyah takıyoruz. Bu şekilde taktıktan sonra cihazda 4 tane fonksiyon var dedik. Düğmeyi açtıktan sonra buradaki kırmızı led ışığımız yanıyor. Ve akabinde cihazımız şu anda genel arama modundadır. Herhangi bir işlem yapmadık. Sadece buradan düğmeyi açtık. Daha sonrasında bir tık çevirdiğimizde altın moduna geçiyor cihazımız. Bir tık çeviriyoruz. Gümüş moduna geçiyor. Bir tık çevirdiğimizde ise boşluk modunda cihazımız çalışma sistemine geçiyordur. Cihazımız şu anda boşluk modunda. Örnek veriyorum, gümüş modunu aldık, altın modunu aldık ve genel arama modunu aldık. Cihazımız şu anda genel arama modunda. Cihazımızla alakalı kısa bir video çekeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Şurada bir alanımız var. Oraya geçelim. Yanımızda bir tane de dedektör var. Bununla da bunları göreceğiz arkadaşlar. Ne yapıyor? Hep birlikte bir bakalım. Yüzeysel atık metaller var mı veya herhangi bir metal var mı, tepkileşimlerine bakacağız. Alan taramayı kullanırken yapmamız gereken, kesinlikle kendimizi sıkmıyoruz, kasmıyoruz, kollarımızı uzatmıyoruz. Yani bu çubukları sıkmamıza gerek yok. Burada kullanırken gayet rahat bir şekilde, relax, sakin bir şekilde kullanıyoruz. Çubuklarımızı aldık elimize, arazide yürümeye başlıyoruz arkadaşlar. Arazide yürürken hedefsel metaller varsa burada metallere bizi yönlendirecektir cihazlarımız. Arazide geziyoruz. Bakın şurada bir algılama yaptı mesela. Geçtik. Geliyoruz. Şu anda geldi cihazımız. Buraya geldiğinde ise kapattı. Burada bir algılama yaptı cihazımız. Yani burada bir metal var. Ama derinde bir metaldir. Ama yüzeyde bir metaldir. Ama burada bir algılama yaptı. Fonksiyonel olarak arama yaptığımızda. Şimdi buranın karşısına geçelim. Geldik, yine çubuklarımızı aldık. Arazideyiz. Geliyoruz düzgün bir şekilde. Çubuklarımızla geldiğimizde bir metale geldiğimizde cihazımız algılama yapacaktır. Yani şurada bir algılama yaptı. Buna hemen bir dedektörle bakmak istiyorum. Bu derinliği alacak mı, ona bakacağız önce. Şuradan tekrar geldiğimizde şu noktada bir algılamamız var. Evet. Şu noktaya geldiğimizde bir algılama yapıyor. Dedektörümüzün alacağı mesafede mi? Hemen bir bakalım. Evet. Kıymetsiz bir metal var. Burada cihazımız bunu kırıyor. Şu anda sesi duyuyoruz. Burada derinde bir metalimiz var. Muhtemelen derinde olan bir sinyalimiz. Cihazımız burada bunu algıladı. Farklı açılardan bakabiliriz. Şu anda doğu batıda kırıyor. Tamam. Bu şekilde koruma kapağı da allatlanmış. Şöyle koyalım. Kapağı
kenara kalsın. Bu şekilde algılama yapıyor. Şimdi biz burada tekrar elimize alalım çubuğu. Orada bir hedef tespit ettik. Daha sonrasında geliyoruz. Geldiğimizde bu noktada bir daha kapama işlemi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Geliyoruz. Cihazımız bu alanda bir daha kapama işlemi yaptı. Yani burada da bir metal var. Burada da bir metal var. Hemen onu da göstermek istiyorum size. Önemli olan cihazın algılayıp algılayamayacağı mesafede olması. Yani dedektörümüz bunu da algıladı. Yani bu metallerin hepsi yüzeysel metaller olduğunu gördük biz burada. Doğru mu? Burada algılama yaparken ne yaptı cihazımız? Metallerin yüzeysel olduğunu gördü ve algılayarak tepki verdi bize. Şimdi aynı cihazı senin kullanmanı istiyorum. Şu anda genel arama modunda. Cihazımız açık konumda şu anda. Tekrar açtım. Şunu cebine koyalım. Alan taramamızı. Şimdi burada algılama yaptığımız iki tane nokta var. Çubukları tutarken kesinlikle kollarınızı kasmıyorsunuz. Rahat bir şekilde düzgün tutmaya gayret gösterin. Geri geçelim, tekrar gelelim. İlk kullanımda biraz kullanım zorluğu yaşayabilirsiniz. Daha sonrasında alışacaktır kollarınız. Geldiğinizde manyetik algılama var ama kapanmaları zayıf kalıyor. Geri çıkıp tekrar istersen bu istikametten bir yürü. Evet. Şu anda kapama işlemini yaptı. Şimdi şuradan gelelim. Bak şurada bir algılama tespit ettik. Şu mesafeden gelin. Karşıdan gelin. Azerbaycan'dan Tokat'a kadar gidip de alan tarama kullanmadık demeyin en azından. Çubuklara yön veriyorsun sen. Gel. Hedefi kapattıktan sonra, çıktıktan sonra açıyor çubuklar. Neden açıyor? Hedefi çıktıktan sonra açıyor. Bak bana ne? Ben şöyle bir izah edeyim hemen tekrar. Derinliği mi izah edeyim? Derinlik konusuna geleceğim şimdi tekrar. Hı. Derinlik konusunu anlatacağım zaten. Şimdi aynı olayı şöyle göstermek istiyorum. Şimdi alan tarama çubuklarını aldık elimize. Az önce şurada bir hedef tespit etmiştik. Bu kablo sıkıntısı yaşandı. Şimdi alan tarama çubuklarını elimize aldık. Burada kendimizi zorlayacak hareketler yapmıyoruz. Kasmıyoruz. Rahat bir şekilde tutuyoruz. Alan taramayla yürüme işlemine başladık. Geldik bir hedefsel metal varsa bakın burada kapattı. Az önce dedektörle de baktığımızda algılama yapmıştı. Hı hı. Ne yaptı çubuklarımız? Burada şu anda kapattı. Tekrar geliyorum. Yürüdük. Tekrar geliyoruz. Arazideyiz. Kapama işlemi yaptı. Bakın buradan dışarı çıktığımızda çubuklar açtı kendini. Tekrar geldiğimizde ise kapama işlemi yaptı çubuklar. Yani buraya geldiğimizde çubuklar kendini kapatıyor. Yani burada diyor ki bir aradığımız hedefe ulaştık. Yani burada bir algılama yaptı. Burada bir metal var. Dedektörün de algılama yapmış olduğu gibi. Bu metal eğer derinde olan bir metal olsaydı dedektörümüz algılamayacaktı. Yani burada ne var? Ortalama 80 santime kadar bir metal var. Cihazımız da burada tepkileşim veriyor. Mesela buraya bir boşluk veya yapı düşünelim. Geldiğimizde hedefe yapı ve boşlukta cihazımız kapattı. Veya bir metale geldiğimizde kapattı. Ne yaptık? Biz şu anda burada kapalı konumdayız. Adım attık, cihazımız kendini açtı. Doğru mu? Hı. Şimdi buradan bir, iki adım attık, geri kapattı. Ne yaptık? Bir, iki, geri kapattı. Çubuğumuz geri kapattı. Yani ne yapıyoruz? Tekrar baştan alıyorum. Hedefe geldik, yürüdük. Cihazımız kapattı. Burada bir algılama yaptık. Şu anda cihazlarımız kapalı durumda. Şimdi dışına hafiften çıkıyoruz. Cihazın çubuklarımız kendini açtı. Metreyi alırken, derinlik alırken, tahmini derinlik alma metotudur bu. İşte bir adım attık, kapattı. Yani bu ne demek oluyor? Ortalama mesafesi bu kadar. Bu kadar derinde olduğunu söylüyor. Örnek veriyorum. Biz bunu, şuradan gelelim. Bak, burada bir algılamamız vardı. Geldik, kapattı. Hafiften dışına çıktık, açtı. Ne yapıyoruz? Tekrar yürüyoruz. Tekrar kapattı çubuklarımız. Kapattığı için ne oldu? Burada bir, iki adım dedik. Tahmini ne yaptı? Tahmini bize bir metre civarında bir derinlik olduğunu söyledi.
Tahmini derinlik alma metodu da bu yöndedir cihazda. Anlamadığın, kafana takılan bir yer. Yok, anladım. Yani o yoğun gelirde dikilen bu. Heh, aynen öyle. Şimdi şöyle yapalım. İstersen aynı şekilde bir de metre alma olayını kendin dene. Bunu cebine koy. Şimdi şu şekilde çubuklarını şöyle. Çubukları eline al. İstersen şöyle karşıdan gel. Geldim, burada kapattı. Yavaş yavaş kabağa kes. Yavaş yavaş kabağa kes. Yavaş yavaş. Bak mesela şöyle yapalım mı? Karşıdan gelelim. Hedefimiz var. Videodan sonra yine detaylı bir eğitim videosu. Ben size eğitimi anlatırım, kullanımı. Şurada bizim bir hedefsel metalimiz vardı. Gel üstüne. Geldin. Bak. Tuttu. Kapandı. Tamam, kapandı. Biraz daha bu tarafa gelmen gerekiyordu. Tekrar alalım. Tekrar alalım. Eline alışana kadar bunu tekrarlayalım. Bu tarafa gel. Biraz cebine koyalım. Evet, biraz cebine koyduk. Tamam, okey. Şimdi şurada bir hedefimiz var bizim. Az önce tespit ettiğimiz muhtemelen buralara geliyordu. Yürüyelim. Aynen bu şekilde uçlar aşağı bakarken. Tamam. Geliyorsun. Bak şu anda kapama işlemi yaptı. Tamam mı? Bu şekilde kapama işlemleri yaptı. Birazcık dışa gelelim. Çubuk kendini salacaktır. Çubuk kendini saldı. Açtı. Şimdi biraz geri gidelim. Çubuk tekrar geri kendini kapatma işlemi yaptı. Tamam, şimdi ileri doğru adım at. Adım attın, çubuk kendini açacak. Ama çubuklar birbirine değdirdiğin zaman açmaz. Biri birbirinden farklı olmalı. Ya öğrenecek inşallah. Aynen. Elinin titremesi var. Şu anda çubuklar da sıkıyor biraz. Biraz onunla alakalı bir problem var. Öğrenecek. Tekrar alalım. Elin alışana kadar. Acemilik yaşama. Geldin. Kapattın. Tamam. Şimdi çubukları birini biraz... Tamam. Bu şekilde tutabilirsin. Şimdi adım at ileri. Tamam. Bak çubuk açtı. Çubuk kendini açmaya başladı. Açtı kapandı. Açtı kapandı. Şu anda ne yaptın? Aradaki mesafeyi tahmin ettin. Yani tahmini bir metre alma metotudur. Anladın mı? Anladım. Mesela abi, çubuklarla bir de ben alayım istersen. Sana şöyle bir şey göstermek istiyorum. Zorluk yaşamaman adına. Ben bu alan taramayı alayım elime. Sen dedektör al. Ben senden daha çok iş yaparım. Nasıl yaparım? Hani kullanımla alakalı bilgim olduğu için. Şimdi şöyle düşün. Şimdi örnek veriyorum. Arazideyiz. Elimize cihazımızı aldık. Arazide geziyoruz. Şimdi çubuklarla gezerken ilk önce beynin relax olacak. Bak geldin hedefe, kapattı. Hedefin dışına. Bir, iki. Adım attım. İkinci adımda cihaz tamamen kendini açtı. Bak yavaşça hareket ediyorum. Hedefin üstüne geldiğimde geri kapattı çubuklarımız. Yani şu anda geldiğimizde hedef geri kapattı kendini. Bak tekrar adım atıyorum ve cihaz kendini açtı şu anda. Cihazla alakalı ilk önce kesinlikle yapman gereken olay, bu çubukları tutarken bunları sıkmana gerek yok. Bunları sıkman cihaz düzgün kullanacağın anlamına gelmez. Bu kollarını böyle sıkarak kendini kasarak değil. Bunu da kullanma mantığın tamamen rahat bir şekilde kullanım olması gerekiyor. Yani aldın, herhangi bir şey düşünmene gerek yok. Yani işte sakin. Aldın eline, yürüyorsun. Kapattın, geldin mi? Hedefin üstüne geldin mi? Zaten sen istesen de istemesen de cihaz kendini çarpı yapacaktır, kapatacaktır. Hedefsel tespitlerde. Örnek veriyorum. Arazide geziyorsun. Geldin. Yani sen çift çubukla gez. Ben tek çubukla gezeyim. Tek çubukla da kapatma işlemi yapar. Yani ikisini kullanmasan da aynı işlemi görür. O farkı yoktur. Kırmızı fırlan ağız. Karası, kara tarafı fırlan ağız. Nasıl? Alındığı ki fark var mı ya? Tek çubuk tuttuğunda kırmızı... Fark etmez. Yok fark etmez. Tek çubukta kullanabilirsin. Elini alıştırdıktan sonra mesela tek çubuktaki en büyük avantajın şudur. Bizim eğitim videolarında da yer alıyor. YouTube kanalımızdaki. Mesela örnek veriyorum. Aldın çubuğu, arazide yürüyorsun. Geldin metale. Metale geldiğin zaman kapattı. Burada tek çubukta da kullanabilirsin. Örnek veriyorum. Buradakini bir mezar farz et. Veya bir oda farz et. Veya bir yapı farz et. Geldiğinde ise böyle yürüyorsun. Geldin. Burada bir mezar var diyelim. Burayı sana tuttu. Bu şekilde duvar yapısı var farz et. Geldi. Bu şekilde çizer sana. Tek elle yani. Burada der ki yapı var. Sana burayı bu şekilde gelir.
bu şekilde döner, gelir. Örnek veriyorum, burası mezarsa mezarı bu şekilde sana yerde tutar, çizer. Bununla alakalı da zaten kısa bir süre sonra eğitim videolarımız YouTube'da yer alacaktır. Bundan sonra her hafta cumartesi günleri yayında videolarımız olacaktır. Orada da zaten takip ediyor olabileceksin tüm cihazlarla alakalı. Bununla alakalı da dediğim gibi, yani daha önceki videolarımız var YouTube kanalında. Oradaki videolardan da tespit edebilirsin, oradan da izleyebilirsin videolarımızı. Kafana takılan, anlamadığın bir yer var mı cihazla alakalı? Yok. Kafana takılan bir yer yok. Şimdi dediğim gibi cihazın... Şimdi o şey, bir tane o şeyleri atmak herhalde öndü. Mesela altına atacaksın, birinci altındı. Birinci, tabii. Bununla alakalı genel arama modu. Şöyle kameraya gösterelim. Şu anda burada cihazımız açık ve genel arama modunda. Buradan mod tuşlarımız var. Bir tur çevirdiğimizde cihazımız altın moduna geliyor. Bir tur çevirdiğimizde gümüş moduna geliyor. Bir tur çevirdiğimizde ise boşluk moduna geliyor. Burada ilk başta senin kullanacağın mod, cihazın çubuklara elin cihaza elin alışana kadar, çubuklara elin alışana kadar genel arama modunda kullanmak senin için biraz daha iyi olacaktır. Hani pratik yapma açısından. Birkaç gün kullandıktan sonra bilinç zaten artık otomatikmen elin alışacaktır. Yani niye elin alışacaktır? Bu cihazı kullanırken işte kendini sıkmamaya, çubukları sıkmamaya alışacaksın. Rahat tutmaya alışacaksın. Genel arama modunda bu süreç içerisinde kullanırsan problem yaşamazsın. Örnek veriyorum, genel arama modunda kullanıyorsun. Daha sonrasında geldin, kapattı. Daha sonrasında geldin, bir tur çevirdin, altın moduna geldin. Altın moduna geldiğinde ise bak, cihaz burada hiçbir tepki vermedi. Gördün mü? Buradaki malzeme demek ki bir altın değil. Orada bakalım. Orada da bir metalimiz var. İlla dediğim gibi altın olmasına gerek yok yani. Bak, buraya geldiğinde tepki verdi. Altın değil. Ama altın emsali bir malzeme var burada. Ne olabilir? Bira kapağı olabilir, gazoz kapağı olabilir, sigara jiletin olabilir. Alışımlı yüzeysel metaller. Çünkü burada dedektör demin az önce ne yapmıştı? Tepki vermişti. Dedektörün algıladığı bir metal olduğu için yüzeysel atık metaller var. Yüzeysel atık metallerde de cihaz tepkileşim vermek zorunda. Yani doğaya bunlar sonradan atılan metaller. Biz bundan 1000 yıl, 2000 yıl önceki gömülü nesneleri ararken günümüzde atılan atık metaller gittiğimiz arazide karşımıza çıkacaksa buna yapabilecek cihazın da bizim de bir şeyimiz yok. Yani bunun yerine en kral dedektörü de kullansak, en farklı cihazları da kullansak fark eden çok bir şey olmayacaktır. Algılama yapabilecektir burada. Şimdi biz burada dediğim gibi şu anda 3-4 fonksiyonda kullanabildiğimiz bir cihaz var. Şu anda mesela ben bunu gümüş moduna aldım. Cihazı gümüş moduna aldım. Şimdi gelelim buradakine bir bakalım bakayım. Gümüş mü? Bak, gümüşe geldiğimde hiçbir tepkileşim vermiyor. Tekrar karşısına geçtim. Yani demek ki buradaki bir tane atıksal metal ama gümüş bazlı bir malzeme değil. Bak, gördün mü? Çok az bir tepkileşim veriyor, geri kapatıyor da çubuğun biri harekete geçiyor. Bak şimdi. Cihazı genel arama moduna aldım. Yani şu anda tüm metallere bakıyoruz. Geldim, tüm metallerdeyiz ve cihaz şu anda tepkisini verdi. Yani burada ne var? Bir metal var. Bir metal olduğunda ne yapabiliriz? Araziye çıktığımızda yanımızda yardımcı ekipman olarak bir dedektör götürürsek, cihaz algılama yaptığında, biz buraya gelip dedektörle baktığımızda buradan bir sinyal alırsak bu metalin yüzeysel bir metal olduğunu anlayabiliriz. İşlerimizi daha da kolaylaştırır. Aynen. Sen konuya vakıfsın, bu konuda bilgim var, tecrübem var. Dediğim gibi anlattıklarımda farklı bir durum söz konusu değil. Sen de işi bilen bir adamsın zaten bu konuda. Yani bu şekilde kafana takılan bir şey varsa sorabilirsin. Takıldığın bir yer olduğunda da istediğin zaman arayabilirsin veya olsun, WhatsApp üzerinden olsun. Görüşebiliriz. Hakikaten çok güzel aparattı. Hakikaten. Evet. Bu kadarını düşünmemiştim buraya geldiğinde. Evet. Gayet güzel bir cihazımız. Yurt dışına dediğim gibi çok yoğun olarak satış yaptığımız bir ürün. Rağbet de görüyor. Yurt dışından sizin gibi değerli misafirlerimiz sürekli geliyor. Burada ağırlıyoruz elimizden geldiğince. Ürünümüz iyidir. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Dediğim gibi yani ürünü alıp gittikten sonra kafana takılan her şey için arayabilirsin. WhatsApp üzerinden görüşebiliriz. Yani takıldığın her yerde de yardımcı olurum. Anlatacaklarım bu kadar. Takıldığın her yerde de ben sana yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah. Onsuz da her şeyi anladı. Bir şey kalmadı. Olsun. Ben size daha detaylı da anlatımlar sağlayacağım inşallah. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın, sizlerden ricam. Bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sağ olun.